Lübe Ayar hem iddianameyi çok iyi biliyor, hem futbolu çok iyi biliyor. Merhabalar Lübe Ayar. Merhaba Nevşin. Valla inanılmaz tabii ya. Bir yandan işin içinde her şey var. Dolandırma, molandırma falan. Fatih Altaylı'nın yorumlarını dinledim ben. O çok aklıma yattı. Onun yapmış olduğu kimi yorumlar. Galatasaray camiasını da biliyor tabii. Futbol işini de biliyor. Ama orada yani mesela Fatih Terim'in adı geçiyor ama Fatih Terim anladığım kadarıyla verdiği parayı almış. Değil mi? Anladığım kadarıyla. Arda Turan falan alamamış. Ne olmuş? Şimdi şöyle Fatih Terim'le ilgili buradaki en büyük sıkıntı şu Nevşin. Ben iddianamenin tamamını okudum. Tüm müştekilerin ve tüm sanıkların ifadesinde geçen ortak isim Fatih Terim. Ama ifadesi alınmamış. Yani iddianamede bir Fatih Terim ifadesi göremiyoruz. Bugüne kadar ki ben çok iddianame okudum. Hiç böyle bir şey görmemiştim. Yani herkesin hemfikir olduğu, herkesin ismini verdiği ve fona da ismini veren kişi Fatih Terim ama ifadesi yok. Savcı almamış yani. Hiç böyle bir şey görmemiştim. Birincisi bu. İkincisi Fatih Terim'le ilgili evet onun bir maddi kaybı olmadığı görünüyor. Zaten şöyle iddialar da var. Bu fona para getiren futbolcuların getirdiği paradan bir komisyon aldığına dair bir söylenti de var. Yani şu an bir söylenti çünkü bilemiyoruz dava sonunda. İddianame de yok bu ama değil mi? Hayır yok. Futbolcular arasında konuşulan şey bu. Evet İfade. Futbolcular arasında konuşulan bu. Yani Fatih zaten şöyle bir tanım var. Bir mağdurlardan biri kendisini şöyle ikna edildiğini söylüyor. Fatih Hoca bugüne kadar bu fondan 20 milyon dolar kazandı diyor mağdurlardan biri. Yani bana böyle anlattı Seçil Erzan. Onun üzerine fonda kimlerin olduğunu görünce ben o yüzden gittim işte 2 milyon dolar da ben koydum diyor. Yani aslında biraz belki başından başlamak lazım. Buraya nasıl gelindiğini de anlatmak lazım sanki. Çünkü doğrudan ortadan girdik gibi geldi bana. Şimdi bu Nisan ayında patladı bu olay. Hı. Nasıl patladı? Yani sanmayın ki bu futbolculardan biri gitti de bankaya şikayet etti. Hayır. Çünkü hepsi, yani ben adım gibi eminim, hepsi bunun sistemin dışında hiç bankacılık işlemleriyle alakası olmayan bir tefecilikten, yani paradan para kazanma yöntemiyle çok fahiş veya faizler kazanmanın illegal bir yolu olduğunu hepsi biliyor. Çünkü öbür türlü olsa bankaya gidersiniz. Dersiniz ki yani şube müdürünüze ben böyle bir para verdim. Benim vadem geldi. Paramı vermiyor dersiniz değil mi? Çok büyük rakamlar bunlar. Son ana kadar hiçbiri gitmiyor. Sonunda işte Fatih Terim fonuna aldanıp buraya para yatıran o bankanın sıradan insanlar, müşteriler, iş insanlarından biri bankanın ihbar hattını arıyor. Yani müşteri şikayet hattını arıyor ve böyle öğreniyor banka. Banka bu şikayet gelince hemen diyor bu nedir? Hemen bir teftiş, bunu nereden biliyoruz? Dosyadaki teftiş kurulu raporundan biliyoruz. Bankanın teftiş kurulu raporundan. Banka bir inceleme yapmaya çalışıyor. Seçil Erzan'a ulaşmak istiyorlar. Seçil Erzan kayıp, ortada yok birkaç gün. Sonra ulaşılıyor. Ve o görüşmenin ardından anlaşılıyor ki bu ortada büyük bir dolandırıcılık söz konusu. Ve banka gidiyor savcılığa. Diyor ki böyle böyle bir şey olmuş, bu artık sizin konunuz. Sonrasında iddianame 19 Ekim'de açıklandı, kabul edildi pardon mahkeme tarafından ve pazartesi günde ilk duruşma vardı. Şimdi buraya kadar şunu söyleyebilirim, Seçil Erzan'ın iddianamede iki ifadesi var. İkisi de birbirini tutmuyor. Bu farkın iki nedeni vardır her zaman. Ya sanık der ki ben daha fazla şey anlatmak istiyorum. Yani atıyorum hapishanede yaşayamayacağımı anladım ya da yanlış bilgi verdim pişmanım artık. Sebebi kendisini ilgilendirir. İkinci ifadeyi verir ya da onun önüne bir etkin pişmanlık kartı oynar savcılık. Daha çok şey söylersen daha az hapis yatarsın diye. Bu yüzden iki ifade var. Henüz hangisi bilmiyorum ama bir seçenek daha var ki onun da tehdit olduğu söyleniyor. Bazı müşteki avukatlarının Seçil Erzan'ı eğer şöyle şöyle ifade vermezsen buradan seni çıkartmayız diyerek tehdit edildiğine dair bir iddia da var. Ve bu öyle küçük, önemsenmeyecek bir iddia değil. Çok çok iyi kaynaklardan duyduğum bir şey. Çünkü Erzan'ın ilk ifadesinde hiç olmayan şeyler ikinci ifadede var. Küçük bir detay vereyim. Mesela ilk ifadesinde Fatih Terim'in kızı Buse Terim'le ilgili şöyle bir cümlesi var. Buse bana 200 bin dolar gibi bir para getirdi diyor. Nakit olarak ve ben onu Levent'teki ofisinde elinden aldım. Yani elden aldım. Buse Terim'in elden aldım diyor. Sonra ikinci ifadede şöyle değiştirdiğini görüyoruz bunu. Buse bana şubeye getirdi parayı diyor. Neden? Şube çok önemli. Çünkü bir takım müştekiler
bankayı işin içine çekmeye çalışıyorlar ısrarla. Bunda da bazı avukatların belli ki kendince akıllıca zannettiği bir taktiği var. Bankayı işin içine çekerse parasını geri alabileceğini mi düşünüyor belki? Evet, bütün taktik o. Yani bankayı işin içine çekersek bir şekilde bankayı pişman ederiz ve bunu alırız zannetmişler. Yani böyle bir zan oluşmuş. Ama teftiş kurdu raporundan görüyoruz ki bankanın umurunda değil ve böyle bir şey asla yanaşmamışlar. Haberi de yok, böyle bir parayı vermeye niyeti de yok. Ama şunu denemişler, banka böyle bir şeyle konuşulmaktansa, yani dile düşmektense verir şu parayı kurtulur diye de düşünmüş olabilirler. Çünkü banka için önemli değil diyorlar ama hesaba katmadıkları bir şey var. Bu para bankanın parası değil. Bu para bankaya para yatıran insanların parası. Yani dolayısıyla banka niye versin bu parayı size? Orada avukatların çok çok büyük yanılgıları var. Zaten bunun da çok ağır sonuçları olacak bir iki futbolcu için. Çünkü banka doğrudan bu kişilerle ilgili vergi kaçakçılığından suç duyurusunda bulundu. Ve yalan beyandan, bankanın itibarına zarar vermeye çalışmaktan falan. Sonrasında mesela bir çelişki de şu. İki ifadede de Seçil Erzan kesinlikle Fatih Terim'in bu fona bir para koymadığını söylüyor. Ben 15 yıldır kendisini tanırım. Evine girer çıkarım diyor. Hatta Fatih Terim'in avukatıyla evlenmek üzere Seçil Erzan bir ara nişanlanıyorlar. Çok yakınlar. Ailecek görüşüyorlar. Fakat diyor hiçbir zaman Fatih Hoca bu fona para koymadı. Yani fona adını veriyor ama fona para koymamış olarak. Çünkü neden? Belli ki dersiniz ki yani bunca yakınlığı var. Belki hocayı kurtarmak istedi ya da zarar vermek istemedi. Neyse. İlk iki ifade Fatih Terim'den para almadım, para da vermedim diyen Seçil Erzan pazartesi günü ilk duruşmada 300 bin dolar aldığını söyledi Fatih Terim'den. Ve şöyle de çok çarpıcı bir iddiada bulundu. 300 bin verdi ama diyor 50-100 sürekli daha fazla istedi. Ve hak ettiğinden de yani benim ona verebileceğimden de fazlasını istedi ve ben ona sürekli ödeme yaptım diyor. Dolayısıyla ben insanları kazandırırken çok iyiydim. Onlar benim sayemde ev alırken, araba alırken, istedikleri gibi yaşarken ben çok iyiydim ama veremediğim noktada dolandırıcı oldum diyor. Ve ben gerçekten ruh sağlığını da hiç iyi görmüyorum Seçil Erzan'ın. Tahmin etmek çok zor değil. Bunu herkes bu evde hemen tutuklandı. Cezaevinde kaç aydır değil mi? Nisan'dan beri cezaevinde evet. Şimdi bu süreç... garip bir şey var şimdi. Yani Fatih Terim fonu demiş buna kendi kendisine. Diyor ki bu bankada kayıtlı olmayan bir fon. Özel bir fon. Gitmiş futbolculara demiş. Abi bir koyarsınız, üç alırsınız. Bunu işte özel banka genel müdürlüğü de gizli tutuyor. Böyle itibarlı müşteriler için falan diye. Böyle filmlerde rastlayacağımız olaylardan bir tanesi. Burada futbolcularda çoğunun okuma yazması biraz olduğu için İnanmışlar herhalde. Ya düşünsene adamlar elden gitmiş. Milyon dolar vermiş yani. Burada bunu... referans önemli diye düşünüyorum ben Nevşin. Çünkü hepsi... Referans önemli değil. Lube olur mu öyle şey insan verir mi? Olmaz tabii. Ama futbolcu ne bilsin. Gitmiş ama şöyle ben... diyorlar sana yani. Hoca buradan 20 milyon dolar kazandı diyor. Anladım. Onlar da hocaya soruyorlar. Ha, hocaya soruyor işte. Ha, soruyor mu acaba? Hoca da diyor ki Seçil benim kızım gibidir diyor. Yani ben futbolcuların konuştuklarını anlatıyorum şu an. Hoca benim kızım gibidir. Güvenebilirsiniz dediğini söylüyorlar. Bir yerden sonra da sistem bir yere kadar işliyor. Tıkanmaya başladığında sorun oluyor zaten. Yani şöyle bir şey yok. O zaman Fatih Terim de anlamıyor bu Ponzi olduğunu. Mesela. Yok. Çünkü kendi kızı işin içinde, kızıyla damat için. Ben onu anlamıyorum. Şunu biliyorlar. Şöyle demişlerdir. Yani parayı atıyorum belli bir yerlerde değerlendirip sana fazla para veriyor. Bir yerden fazlasıyla faiz ödüyor. Ama bu paranın bankacılık içinde yani Denizbank çatısı altında olmadığını bilmiyor olmaları mümkün değil. Çünkü bazı dosyaya belge diye koydukları şeyler var futbolcuların. Elden yazmış Selçuk İnan'a 3 milyon aldık 5 milyon geri vereceğim ben sana. İmzalamış vermiş. Böyle belge mi olur yani? Bunu futbolcu bilmiyor mu? Normal. Ya da Denizbank müdürü olduğu için Denizbank kaşesini vurmuş altına ama bu bir çıktı değil bu yani. Hani bankacılık sisteminde görülemeyen bir şey bankada nasıl olabilir zaten? Ya da banka kendini şöyle mesela haklı çıkarıyor teftiş kurulu raporunda. Selçuk İnan'a hitaben yazmışlar bunu. Diyorlar ki Selçuk İnan bankamızın müşterisi demeye getirmişler. Yani bir dolu şeyi kullanıyor bankacılık sistemi içindeki parasıyla. Ama an geliyor bu parayı buradan çekiyor tamamını ve götürüp elden bu kişiye veriyor. Dolayısıyla Selçuk İnan bankacılık sistemini bilen, bankamızın müşterisi olan biriyken nasıl olur da saçma sapan bir ortamda verilmiş paranın bu sistem içinde, bankanın sistemi içinde olduğunu düşünebilir. Zaten şöyle bir şey yok mudur diyor banka. Yani vaden geldiğinde bankaya gidersin ve paranı alırsın. Sen 1.930 milyon doların yok. Yani
$1.930.000 alamıyorsun sistemden. Ve ortalığı ayağa kaldırman lazım gidip bankaya paramı versenin ama demiyorsun. Hala Seçil'den medet bekliyorsun. Nisan ayında olay patlayana kadar bankamızda bir şikayet yapmamıştır Selçuk İnan diyor banka haklı olarak. Yani sen bu sistemin banka içinde olduğunu düşünüyorsan neden gelip bankadan bu parayı istemedin? Bu para az buz bir para değil. Niye gelip istemedin diyor. Gizli fon bence, falan deyince herhalde onlar da kendileri. Böyle bir şey olamaz. Yani o yüzden bence futbolcuların kendi anlattıkları hikaye kendileri de inanmıyorlar bence. Bazı işte diyorum ya bir mesela pazar günü. Ponzi olduğunu biliyor muydu bir kısmı diyorsun? Bir kısmı Ponzi olduğunu belki biliyor muydu? Ama herhalde Arda Turan bilmiyordu, adam verir mi 13 milyon borç almış, arsasını satmış vermiş. Hiçbiri ay yani bir ayda %300 faiz veren bir sistemin banka içinde olmadığını hepsi biliyordur. Çünkü Arda'nın bir WhatsApp yazışmaları çıktı dün. Dosyada var artık bunlar. Arda'nın orada şöyle bir ifadesi var Arda Turan'ın. Diyor ki bana doğruyu söyle Seçil. Biz kaç kişiyiz bu sistemdeki diyor. Yani 25-30 kişiysek bankadan alırız biz bunu. Bir yolunu buluruz diyor. Ama 100 kişiysek alamayız diyor. Ya bu çok açık bir itiraf bence. Yani biliyorlardı diyorsun bunu. Biliyorlar tabii ki biliyorlar. Çünkü böyle bir faiz yani. Ha, bak şu aşağıdaki şey iddianamede bu tip şeyler değil mi? Evet bunları belge işte Seçil Erzan bize bunları imzaladı verdi diye bankadan talep ediyorlar. Bunları belge olarak ortaya koyuyorlar ki bankada dahili olarak böyle bir şeyin belge sayılamıyor mesela. Bir tanesinin üzerinde Castrol benzin istasyonu vardır ya. Yani şurada Castrol yazıyor. Burada imzalamış vermiş yani Seçil Erzan. Yani bunları belge diye veriyorlar. Polis şeye, mahkemeye, savcıya. Bakın bu üstteki görüyorsun. Evet, Castro. Çok acayip yani. Çok ilginç. O zaman şimdi bu kadın ilk bu borsada kaybettikten sonra kendisi bu zararını kapatmak için bu işin içine geliyor artık. Fatih Terim'le mi belki onu, bir şey. Onu da bilemiyoruz. Kendi hikayesi böyle yani. Bir de benim anlamadığım bir şeydi. Abi insanlar ne kadar çabuk birbirle baba kız ilişkisine giriyor falan. Aa benim kızım gibidir falan. Abi. İnsanın evladı özel bir şeydir. Ne biçim ilişkiler bunlar ya? Bu insanlar hemen iki tane beraber iş yapıyor. Vay kızım gibi, vay kardeşim gibi falan. Bu şeylerde de vardı ya, bu influencer olaylarında da var. Çok kardeşim gibidir falan. Ne oluyor abi insan? Kardeşi, kızı falan bunlar özel ilişkilerdi. Bunlar ne şeyse böyle mıcık mıcık bir ilişkilere giriyorlar hemen yani. Nasıl bir şeyse. Doğru. Fakat tabii şimdi Arda Turan'ın konuşmaları, WhatsApp yazışmaları çıktı. Fatih Terim'le ilgili henüz bir şey çıkmadı mı? Var mı iddianamede? Ne var? İşte iddianamede bir şey yok. Ya sıkıntı orada. Mahkemede ilk defa deşifre oldu bu. Yani bu 300 bin doları verdi. Peyderpey sürekli benden 50-100 istedi dediği şey. Pazartesi günü ilk duruşmada söylendi Seçil Erzan tarafından. İddianamede hiçbir şey yok. İddianamenin tekrar diyorum en büyük zaafı her müştekinin, her sanığın dilinden düşmeyen bu ismin, Fatih Terim isminin savcılığa çağrılıp da ifadesinin alınmamış oluştu. Mesela buradaki en büyük tuhaflıklardan biri de Fatih Terim diyelim ki bunu bilmiyordu bu Ponzi sistemini. O zaman isminin bu şekilde lekeleniyor olmasından dolayı şikayetçi olması gerekir. Aynen, aynen, kesinlikle. Yani ya da evet şikayetçi olması gerekir. Doğru söylüyorsun. Tabii yani 40 yıldır futbol camiasında en zirvedeki isimlerden birisiniz. Sizin adınızda bir dolandırıcılık zinciri kurulmuş ve bundan şikayetçi değil misiniz yani bu durumda? Diyelim ki savcılık bir ifade almadı. Niye almadı hala bilmiyorum. Anlamış değilim. Peki Fatih Terim neden bir açıklama yapmıyor? Yani bunca insan birbirine gibi. Mesela ben bunları söylüyorum diye 3-4 haftadır uğramadığım iftira, küfür, kıyamet kalmadı. Peki bir dönüp sorar mısınız hocanıza? Hocam bu nedir? Bunlar doğru mu? Haberiniz var mıydı? Siz bu sistemden söylendiği gibi 20 milyon dolar kazandınız mı? Bu kazandığınız paranın vergisi ne olacak? Yani bu niye bu soruları onlara sormuyorlar? Sonuçta acaba ben... Böyle mi kandırdılar bunları da? Vergisini vermezsiniz, stopaj yok falan dediler de... Herhalde. Şimdi zaten illegal kazandığın bir paranın vergisini nereden ödeyeceksin? Zaten neden tefecilik neden yasak? Bu yüzden yasak. Bu yüzden yasak. Vergilendirilmemiş bir gelir olduğu için yasak. Şöyle bir not düşeyim. Messi dünya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük yeteneğidir biliyorsun. Messi'yi bilmeyen insan yok artık yani. Arjantin'de canını okudular Messi'nin vergi kaçırdığı için. 21 ay hapis cezası aldı. Tabii paraya çevrildi sonra ama ailecek yargılandılar. Yani vergi kaçakçılığı sen de bilirsin ki limiti olmayan bir şeydir. Yani vergi kaçakçılığını ilişkin kanunda... Bizim ülkede değil ya bir şey olmuyor işte. Tabii ama rakam belirtilmez. Yani çünkü kaçırdığın vergiyi halktan kaçırdığın için miktarı yoktur. Ne kaçırırsan kaçır vergi kaçakçısı oluyorsun.
Evet. Şimdi bu boyutu var. O yüzden bir masak raporuna ihtiyaç var. Yani bu sistemde adı geçen insanların tüm mal varlığı incelenmeli. Ne kazandılar? Yani herkes sisteme verdiği parayı söylüyor. Kimse aldığını söylemiyor. Burada kimse fazla fazla söylemiyor. Fazla fazla alan var. Yani Semih Kaya açısından başka suçlar var bu dosyada. Semih Kaya ile ilgili bir belki de bir kadını darp etmiş çünkü. Yani benim duyduğum daha korkunç şeyler var ama henüz bir yerde kaydı kuydu olmadığı için söyleyemiyorum. Ama Seçil Erzan banka teftiş kurulu için ifade vermeye geldiğinde perişan haldeymiş, intiharın eşiğindeydi deniyor yani. Çok kötü durumdaymış. Ve o futbolcuların baskısı ve şantajı yüzünden olduğu söyleniyor bunu. Öyle bir şey, ilk başta bu paraları kimden aldıysa alıyor ve onlar da ödeyeceksin bize söz verdiğin faizi diye sıkıştırıyorlar. Onun için diğer futbolculardan hani daha fazla para istemeye başlıyor. Yani çok da Arda Turan'dan istemiş herhalde. Geri alacaksınız, geri alacaksınız falan diye ödeyememiş bir noktada patlamış iş. Evet. Ve orada ama Semih Kaya mesela ya da Ayhan Akman gibi verdiğinin çok çok misli üstünde alanlar da var. Mesela atıyorum. Semih Kaya ile Ayhan Akman kim bu arada? Cehalet mi verir? Futbolcu mu bunlar? Galatasaray futbolcuları. Ha, futbolcular. Şimdi Semih Kaya ile ilgili şöyle şeyler var. Yani Semih eğer anlatılan doğruysa tekrar ediyorum hepsi iddia. Mahkeme sonucunu bekleyeceğiz. Ama iddia şu. Semih Kaya buradaki illegal durumu çok kötü şekilde kullanıyor iddiaya göre. Yani orada kızın zaten yaptığı şeyin farkında, yani bu Ponzi sisteminin farkında ve evine giderek, her seferinde tehdit ederek, seni bitiririm, seni mahvederim diyerek, hatta darp da ederek, kızdan nasıl olsa bunun kaydı kuydu yok ya, kız tehdit altında olduğu için 50-100 işte dediği gibi gönderiyor sürekli. Ve zaten hani Semih'in verdiği bir para da yok artık ortada. Yani verdiğinin fazlasını almış zaten, alacağını da almış. Ona vaat edilen faizi de almış ama hala istiyor kızdan. Artık tam bir kere yakaladılar onun. Çünkü aynen. Zaten Seçil Erzan da onu diyor. Benim şu anda diyor param yok diyor, anladın mı? O da bu işin içine girmiş, elini vermiş. Evet. Yani 40-50 milyon doları zimmetine geçirdi diye bir şey yok. Böyle bir para yok. Seçil Erzan'ın böyle bir parası yok. Yani buradan işte A'dan gelen B'ye, B'den gelen C'ye gitmiş. Böyle. İşte Ponzi sistemi de bu zaten. Bir de şöyle bir şey var yani. Sanki herkes bir başkasını ateşe atmış kendi parasını kurtarmak için gibi de bir görüntü var. Eyvallah. Yani bir kurban sisteme bir kurban getireceksin ki sen oradan faiz alasın. Eyvallah. Lübeyer çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Söz hakkı verdiğin için. Ne demek? Önemli bir şey benim için bu. Çok sağ ol. Estağfurullah. Sağ olasın. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin.